Şimdi tabii seçim satım halinde ilerliyoruz. Mutlaka adayların açıklanması yani sürecinde, siyasi partilerin adaylarını açıklaması sürecinde adayların açıklanmasını bekledik. Adaylar açıklandıktan sonra da biliyorsun ki meclis üyelerinin her siyasi parti kendi belediyede kendi siyasi partisini temsil edecek meclis üyelerini Yüksek Seçim Kurulu'na ayın herhalde 19'uydu, 19'una kadar, 19 akşam itibariyle sunması gerekiyordu. Tabii ki sadece Erzurum'da değil, Türkiye'nin tüm şehirlerinde acaba AK Parti'nin meclis üyeleri kim olacak, işte İYİ Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin meclis üyeleri kim olacak şeklinde hepimizde büyük bir merak oluşmuştu. Tabii ki bu biraz daha şehirlerin kendi iç dinamikleriyle alakalı bir şey. Şehirlerin kendi içini ilgilendiren bir şey ama biz aylardır, haftalardır burada mutlaka meclis üyelerinin şekillenmesinin çok önemli bir konu olduğunu, çünkü belediye başkanlarının belediyeleri yönetirken belediye meclis üyeleriyle birlikte karar aldığını, bu nedenle belediye meclis üyeleri üyesi olacak arkadaşların isimleri, mesleki durum ve konumları, daha doğrusu topluma karşı olan durum ve konumlarının da çok önemli olduğunu söylemiştik. Şimdi ekranımızın arkasında bir resim var. O resim orada duruyor. Bu resim neyle ünlendi? Bu resim minareyle sevişen bina olarak ünlendi. Biz bunun hukuki mücadelesini de verdik. Hukukun bizle ilgili vermiş olduğu kararı da şeriatın kestiği parmak acımaz mantığıyla, acımaz sözünden, öz deyişinden hareketle biz de hukuken üzerimize düşen ne varsa, hukukun bize vermiş olduğu para cezası olarak ne varsa onu da nakden ve defaten bir kerede, 20 eşit taksitle demesine rağmen bir kere de nakden ve defaten ödedik. Hukuki sorumluluğumuzu da yerine getirdik. Ama tabii meclis üyeleri belirlenirken işte Erzurum'da Yakutiye Belediyesi'nin, yani şu andaki mevcut Yakutiye Belediyesi'nin imar verdiği Öner Tugay Rezidans'ın sahibi, yani orada ismi olan arkadaşın, Öner Tugay denilen arkadaşın Yakutiye'den, evet, AK Parti'nin Yakutiye'den 11. sıra adayı olduğunu, meclis üyesi adayı olduğunu gördük. Tabii ki mutlaka siyasi partiler meclis üyelerini belirlerken tabii ki kendine göre kritik yapmıştır ve kendine göre kriterleri vardır. Biz bunlara bir şey demiyoruz ama böylesi bir binayı Erzurum'la tanıştıran ve bunun kanuni olduğunu söyleyen Öner Tugay arkadaşımızın AK Parti'nin 11. sıradan meclis üyesi olması da benim gayet garibime gitti. Çok manidar. Sen hem bu Öner Tugay arkadaşın yapmış olduğu bu minareyle sevişen binayla sevişen cami konusunu, hem de mevcut meclis üyeleriyle ilgili, belirlenen meclis üyeleriyle ilgili ne düşündüğünü bir aktarır mısın? Şimdi Cem Bey, AK Parti'nin 11. sıra Yakutiye Belediyesi meclis üyesi adayı Öner Tugay'ın yapmış olduğu inşaat zaten ortadadır. Ali Ravi Mahallesi'nde karayollarındaki Opet'in arkasındaki binayı görenler zaten hayretle, özellikle şehir dışından gelenler, turist olarak şehrimize gelenler, turizm amaçlı şehrimize gelenler, E80 karayolu üzerindeki bu binayı görenler zaten hayretle izliyorlar. Bu soruyu her zaman sordum, yine soruyorum. Acaba Hristiyan aleminde kilisenin yanına böyle bir cami yapılabilir, bir bina yapılabilir miydi? Ben yapılamaz diye. Yapılamaz diye düşünüyorum. Evet. Öner Tugay ismine gelince Öner Tugay şehrimizde herkes tarafından inşaat ve emlak sektöründe tanınan Veli Tugay'ın oğludur. Veli Tugay'a hatırlarsak, Veli Tugay'ı nereden hatırlayacağız? Veli Tugay ismini bu şehir ilk önce Kazım Karabekir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Parlak'ın döneminde meclis üyeliği döneminden bu şehir Veli Tugay'ı tanımıştı. Veli Tugay'ı nasıl tanımıştık? Veli Tugay Cumhuriyet Sesi'nin önüne bir üst geçit yapmıştı. Oraya Veli Tugay üst geçidi adını vermişti.
ve Veli Tugay bu şehirde arsa, emlak ve gayrimenkul sektöründe isminden söz ettirmişti. Ardından Selahattin Parlak dönemindeki Kazım Karabekir Belediyesi'nde sayın meclis üyelerinden şu andaki 11. sıra meclis üyesi adayı Öner Tugay'ın babası Veli Tugay, yine Öner Tugay'ın kayınpederi Nazım Budak mıydı? Nizam Budak. Nizam Budak, evet, o da Öner Tugay'ın kayınpederidir. Öyle mi? Ve Abdülkadir Elmalı'nın bu şehirde uygulamış oldukları İlerkent, Şükrüpaşa, Şırkköy, Dadaşköy civarındaki 18 uygulamalarından isminden şehirde söz ettirmişlerdi. 18 uygulaması neydi? Bunu bana anlatan isimlerden bahsedeyim çünkü hukuka da lanse etmiştir. Abdülkadir Yılmaz, Zeki Bayındır isimli vatandaşların Hilalkent'teki arsalarının üzerine Hilalkent Lisesi kurulduğu dönemde adamların arsasının üzerine inşaat temeli başlatılıyor. Bir de gidiyorlar ki bu arsa şu anki AK Parti 11. Yakutiye Belediyesi 11. sıra meclis üyesi adayı Öner Tugay'ın babası Veli Tugay, kayınpederi Nizam Budak ve Abdülkadir Elbalı üzerine görünüyor. Tabii ki Zeki Bayındır ve Abdülkadir... Arsası olan arkadaş. Arsa sahipleri Abdülkadir Yılmaz ve Zeki Bayındır. Bunlar bu şehirde yaşıyorlar. Mahkemelikler bunlar zaten. Yani hukuki süreçleri hala devam ediyor yıllardır. Adamların arsasının bir tanesi Tupanç Köyü'nde, bir tanesi de Soğukçevik Köyü'nde çıkıyor. Ya şehir efsanelerinden, evet, bu değil mi? Anlatılır şehir yani. Yani bu hukukta ve şehirde... Tabii hayır, şehirde de bir efsane aynı olmuştur öyle, aynı yani. Aynen öyle. Adam diyor ki, ya benim dedem buraya ekiyordu, dedemin babası buraya ekmiş, ben buraya ektim, babam buraya ekti, burası bizimdir. Hayır, Selahattin Parlak döneminin 18 uygulamasında Veli Tugay ismini de bu şehir böyle tanımıştı. Acaba Öner Tugay da şehirde 18 uygulaması, biliyorsunuz belediyecilik kanunu 18 uygulaması kalktı, şehir düzenleme olarak devam ediyor. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Acaba babasından ve kayınpederinden öğrendiklerini mi bu şehirde, yani onların zamanında işleyen belediyecilik anlayışıyla mı meclis üyeliği yapacak Öner Tugay, yoksa yeni sisteme mi ayak uyduracak, yoksa nasıl uyduracak, bunu göreceğiz. Ama Öner Tugay ismini, Veli Tugay ismini böyle hatırlarken Öner Tugay ismini de bu binayla hatırlıyoruz. Yine önümüzdeki günlerde bunun tartışmaları yaşanır diye düşünüyorum Cem Bey. Şimdi bizim burada, benim burada merak ettiğim bir şey var. Yani tabii ki bu binayla ilgili biz çok haber yaptık. Dediğim gibi biz bu binanın aynı zamanda hukuki olarak biz bununla ilgili dava da gördük. Ama şunu ben mesela çok merak ediyorum. Hatta şunu söyleyebilirim. Mevcut belediye başkanımız Ali Korkut'un yeniden Yakutiye'ye belediye başkanı yapılmamasında en büyük sebeplerden bir tanesi de bu minarede sevişen bina konusudur. Tabii ki mutlaka burada mahkemede Öner Tugay ve avukatlarının iddiasına göre burada kanuni ve hukuksuz herhangi bir şey yok diyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Veli Tugay'ın yaptıklarında da kanunsuz bir şey yok. Şimdi şunu söyleyeyim. Bazı konular vardır ki yani biliyorsun ki kanunları da insanlar yapar, anayasaları da insanlar yazar, yönetmelikleri de insanlar koyar. Ama işte şöyle söyleyeyim sana, ta işte İslahat Fermanı'ndan, Tanzimat Fermanı'ndan, Mecelle'den, 24 Anayasası'ndan, 60 Anayasası'ndan, 82 Anayasası'ndan, hatta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden, Magna Carta'dan beri, bak bir geri gidiyorum bir ileriye, mutlaka birçok kanun yapıldı ama bu kanunların insan haklarına, ahlaka, hukuka, insani değerlere ya da toplumun yaşantısına uymadığı için yeniden değişti. Şimdi burada yapılan bu bina için ben kanunsuz diyemem. Kanuna uygunmuş ama ahlaki değil diyebilirim. Bakın, o soruyu sordum Cemil. Hayır, anladım. Yani Hristiyan alemde kilisenin de yapılabilir. Etik değil diyebilirim. Estetik değil diyebilirim. Efendim kanuna uyar da estetiğe uymayabilir. Tamam, uymayabilir. Ben bir şey demiyorum ama mutlaka bunun, bu tür binaların şehirde sayısının artmaması gerekir. Evet. Şimdi benim burada sormak istediğim soru şu, daha sonra meclis üyelerine geçeceğiz. Efendim,
Öner Tugay arkadaşımızı Yakutiye Belediyesi'nin meclis listesinde 11. sıraya hangi saiklerden, hangi referansı kimdi? Aynen oraya geliyorum işte. Hangi saiklerden hareketle ve onu 11. sıraya koyan referans. Güç, referans olan, siyasi nüfusunu kullanan, amandır 11. sırada, biliyoruz ki Yakutiye Belediyesi'nin 11. sırasına girmek için, bu şehirde o listeye girmek için bekleyen binlerce kişi vardır. Şimdi şöylesi bir binayı kanuni olabilir ama etik değil, ama estetik değil, ama ahlaki değil. Böyle bir binayı bu şehre kazandıran Öner Tugay'ı Yakutiye Belediyesi'nin listesinin, meclis üyesi listesinin 11. sırasına kim koymuştur? Kim buna aracı olmuştur? Kim Öner Tugay'a kefil olmuştur? Bu kişiyi Erzurum halkı merak ediyor. Biz bunu bundan sonra takip edeceğiz. Bu konuyla ilgili şöylesi bir binayı bu şehre kazandıran, işte Hilal Kent'te yaşanan sorunlarla ilgili, o babasıyla ilgili problemler. Ben bunu onu karşılıyorum. Onu niye örnek veriyorum? Yani babasından ve kayınpederinden gördüğü inşaat ve belediyecilik anlayışına mı devam edecek? Mesela şunu söyleyeyim. Öner Tugay, Yakutiye Belediyesi'nin liste 11'inden, meclis üyesinin liste 11'inden seçilebilir. Ama buraya teleskopu, dürbünü koymuşuz. Sürekli olarak onu takip ediyoruz. Haberi olsun mevcut seçilecek belediye başkanının, haberi olsun paran döken belediye Yakutiye başkanının, Yakutiye, haberi olsun Yakutiye Belediye Başkanı'nın, haberi olsun Aziziye Belediye Başkanı'nın, haberi olsun bu şehirde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek kişinin. Çünkü şehire bu görüntü kirliliğini, bu estetik olmayan, etik olmayan binayı yapıp ben yaptım deyip işin içinden çıkan ve devamında da gururla ismini oraya yazan arkadaşımızın Yakutiye Belediyesi'nin meclisinin 11. sırasında seçilip bu şehre daha neler yapacağını biz dürbünü koyup, biz teleskopu koyup izleyeceğiz, izlemeye devam edeceğiz. Bu konuyu burada bırakıyoruz. Bu arada ama Yakutiye Başkanı'na yine şeye gönderelim. Yani çok uzağa, ta Hilal Kent'e falan göndermemize gerek yok. Cem Bey bakın, Yukarı Burcu Camisi'nin yanında hemen eski Çöpran Lokantası'nın arkasında yapılan binaya gidelim. Çok uzağa gitmeyelim. Hilal Kent'e gitmeyelim. Evet. Orada da yine aynı isimler, Abdülkadir Elmalı, Nizam Budak ve Veli Tugay'ın orada yapmış olduğu bir binayla şehrimizin herkes tarafından tanınan Vehip Atalay Kitap Sarayı'nın sahibinin oradaki arsasını arkaya atmak. Yani belediye başkanımız eğer ki bu konuyla ilgili daha da detaylı bilgi almak isterse Cumhuriyet Caddesi'nde Vehip Atalay, Temel Atalay, Adnan Atalay'a gidip konunun daha detay hakkında bilgi alabilirler. Şimdi onun için onu söyleyeyim. Burada biz 2 hafta, 3 hafta, 5 hafta önce efendim arsa spekülatörlerini, yani arsa ile uğraşanları, efendim marketçileri, atırsızlarını, pantol katlamacılarını, belediyeyi kendi için bir ticari kazanç kapısı olarak görenleri dedik. Biz meclis üyelerinde görmek istemiyoruz. Ama AK Parti buradaki meclis üyelerinde, yani Aziye'de, Palandöken'de, Yakutiye'de ve kontenjan olarak yapmış olduğu meclis üyelerine baktığımız zaman Öner Tugay ismi hariç, eski döneme göre meclis üyesi listelerinin gayet sadeleştirildiğini, daha şehirde sevilen, tanınan, saygı gören, şehri ve şehrin gerçeklerini bilen ve kendine göre belediye üzerinden ticaret düşünmeyen insanlardan AK Parti'nin meclis üyesi listelerinin kurulduğunu da görüyoruz. Ama tabii biliyorsun Cumhur İttifakı'ndan dolayı AK Parti'nin listelerinde MHP'li birçok ismin de olduğunu, çünkü birlikte seçime gideceklerinden böyle bir karışım yapılarak oluşturulan bir liste olduğunu söylüyoruz. Ama özde meclis üyelerinin isimlerinden şu isim hariç diyorum, bina ortada, minare ortada. Bu şehrin süliyetini bozmuştur. Şehrin estetiğine, bir bina estetiğine uygun değildir. Bunun haricindeki listelerinde iyi olduğunu belirtmek istiyorum ve bu meclis üyesi konusunu da kapatacağım.